Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Afiyettesiniz. Elhamdülillah. Sesiniz biraz Ankara yorgunluğunu taşıyor. Öyle yani... Perşembe şey yapacaktık, o kaydı yapamadık. Hayırlısı olsun. İnşallah. Allah sağlık afiyet versin. Cemiyan, Rabbim sesinizi hocam. Korusun hocam, soluğunuzu korusun inşallah. Kalbimizi, sesimizi. Kalbimizi de korusun. Hı. Hocam bugün nefis üzerine konuşalım diye düşündüm. Yani nefis Kur'an'da önümüze konan bir kavram. İçimizde olan bir varlık, hadise ve nefsin insana fücuru da takvayı da telkin edebildiği böyle bir potansiyele sahip olduğu yine Rabbimizin kitabında, Kur'an'ımızda mevcut olan bir şey. Bunu aslında Müslümanlar önemsemiş de ve nefis terbiyesi gibi, nefsin tezkiyesi gibi yine Kur'an'dan alınan kavramlarla farklı bir gündem de oluşturulmuş. Bugün bunu konuşalım. Biraz da konu nefis tezkiyesi, terbiyesi sanki sadece tasavvufun meşgalesiymiş gibi de bir durum ortaya çıkmış. Yani herhangi bir Müslüman içinde nefis gündemi olmalı mı, olmamalı mı? Bu iş sadece Müslümanların belli kesimlerine has bir sorumluluk mu, hassasiyet mi? Bunlar da sanıyorum ki önemli. İsterseniz nefis dediğimizde neyi anlıyoruz? Anlamamız lazım. Oradan başlayarak devam edelim hocam. İnşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu düzeltmemiz yararlı olacak hocam. Şimdi şöyle zannedersek yanlış anlamış oluruz. Bir insan Müslüman oluyor. Müslümanım diyor. Namaza, camiye gidiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor. Bu Müslüman böyle Müslümanım demekle, namazını kılmakla içi tertemiz, bir sorunu olmadan, işte eceli gelmediği için de henüz cennete girmemiş ama cennete potansiyel aday. Hiçbir sorun yok. Öbür adam kafirim diyor, namaz yok, oruç yok, Allah yok. Dolayısıyla onun içi hep necaset, hep berbat. Bu anlayış yanlış. Nasıl Müslüman olunca İnsanın ciğerleri değişmiyor, kalbi değişmiyor, böbrekler aynı. Evet. Müslümanın bedeniyle kafirin bedeni arasında bir fark yok. Aynı şekilde Müslüman bir insanın, Müslümanlık yaşayan bir insanın da iki düşmanı sabittir. Bir dış düşman var, iblis. Evet. Bir iç düşman var, nefis. Nefis. Dış düşmandan Allah'a sığınıyoruz, iblisten. Evet. Koru bizi ya Rabbi diyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. En azından. En azından ama interneti de düzenli kullanıyoruz. Neticede yani sadece Allah'ım beni koru deyip de internet bataklığına devam edeni korumuyor Allah. Evet. Yani maddi tedbirleri de biz alıyoruz. Sadece sözde Allah'a sığınmak yetmiyor. Yani beni soğuktan koru ya Rabbi demek yetmiyor. Isıtıcıyı da açman gerekiyor. Elbette. Gibi. Evet. Bir de iç potansiyel kaydırıcı, zemin bozucu bir düşmanımız var. Buna da nefis diyoruz. Bu nefis mutlak düşman diye mi tanımlamak hayır, lazım? Hayır. Evet. Potansiyel düşman. Evet. Potansiyel düşman kontrol altına alınması mümkün. İnsanın Müslümanlığının namazdan, oruçtan, cihattan ne anlıyorsak Müslümanlıktan Müslümanlığının hızı da hantallığı da bu nefisle ilgili zaten. Evet, çok güzel. Yani Müslümanlığımız nefsimizi disiplin altına alabildiğimiz kadar Müslümanlıktır. Evet. Yani namazın bile damarında
Nefsi disiplin etmek var. Var, evet. Çünkü nefis gerekli. Nefis keban barajı gibi üretiyor. Sürekli evet. enerji üretiyor. Bu enerjiyi trafoda kontrol edemeyen yanıp gidiyor. Evet. Yani Müslümanın vazifesi trafo olmak. Beynini trafo olarak kullanacak. Evet. Yani kaç milyon watt gelirse gelsin ampul için gerekli olan. Regülatör gibi. Regülatör gibi yani. Evet. Vazifemiz bizim, beynin vazifesi bu. Müslümanın dirayeti bu. Allah'ın bize verdiği irade de bunun için gerekli zaten. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın mücadelesinin adı nefsini disiplin etme mücadelesi olabilir. Evet. Bu disiplin edilmediği zaman nefis götürür, sel gibi götürür. Yani ne yapıyor Müslüman? Bir barajda topluyor suyu, sulamada kullanıyor. Nefis hocam şeye daha mı yatkın? Böyle şeytanın ivasına. Her şeye yatkın hocam, milyarlarca metreküp su bu. Yani her şeye mi yatkın? Ya mesela takvaya da fücura yöneldiği gibi kolay yönelebilecek bir potansiyel mi nefis? Su sel olduğu zaman afet hocam. Evet. Barajda tutulduğu zaman da nimet. Nimet, evet. Nimet. Yani insanın cennet damağı, cennetteki huriler arzusu, ırmaklarını cennetin düşünmesi de nefsin kışkırtmaları aslında. Evet. Yani Allah-u Teala niye cennetteki nimetlere bizi coşturmak murad ediyor? Nefis bunlardan hoşlanıyor çünkü. Evet. Nefsin hoşuna gidiyor bunlar. Eğer kontrol edemezsek nefsi, nefis en büyük bela. Evet. Şeytandan daha büyük bela. Yani çünkü bu senin bünyende, yani iki kaşının arasında, iki dudağının arasında. Sendenmiş gibi konuşuyor. Sensin. Evet. O sensin. Bu sebeple niye tasavvuf mesela nefis terbiyesinde en uygun görülmüş tarih boyunca veya tarikat diyelim. Tasavvuf insanlar bazen ne demek olduğunu anlamıyorlar. Tarikat diye indirgenince evet, anlıyorlar. Evet. Niye nefis terbiyesi hep ona mal edilmiş? Çünkü insanlar hep bir mürşit, bir yönlendirici. Yani şöylesi daha uygun diyen olmadığı sürece kendi hatasını görmüyor. İnsan omuzunun arkasını görmüyor. Evet. Birisi omuzunun arkasını gösterince, aynaya bakınca oluyor. Mürşit ayna vazifesi yapıyor. Evet. Veya işte kimse o mürşidin konumunda olan. Bu sebeple nefis esasen bizim kontrol etmemiz gereken, sorumluluğunu bizim taşıdığımız bir varlığımız. Ama yardım alınca çok daha rahat. Evet. İnsan yönlendirebiliyor nefsini. Bu sebeple Müslüman olarak biz nefis konusunda asla yani baş edilmez bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu da önemli hocam. Bu önemli bir tespit. Yani tabii. Ya ne yapayım, nefsimle baş edemiyorum falan. Bu ne demek olur? Allah-u Teala bizi aslında kazanmayacağımız bir imtihanla baş başa koymuş olur. Evet. Bu Allah-u Teala'nın şeriatında yok. Evet. Yok öyle. Gücümüzün yani, yetmeyeceği şeyi bunu yüklemiyor bize Rabbimiz. Ama şu denebilir. Nefis imtihanı. Öyle Müslüman oldum demekle, öyle tarikata girdim demekle ya da işte umreye gittim demekle çözülür bir sorun değil bu. Akıl bali olduğu gün. Yani adam namaz kılıyor da nefis işini halletmemiş oluyor. Ya yani namaza rağmen devam eder. Devam ediyor. Namaza evet. rağmen devam Oruca eder. Oruca rağmen devam ediyor. Oruçta gıybet yapar. Evet. Nefis işte tat alıyor başkasını konuşmaktan. Evet. Müslüman olarak şunu düşünmek zorundayız. Nasıl her aldığım nefesi dışarı vermediğim takdirde boğuluyorum. Evet. Yani nefes sadece dışarıdan oksijen almak değil, değil mi? Alıp vermek. Sürekli alsan 2-3 dakika sonra o da ölüm sebebi. Evet. Ne sürekli verebiliyorsun ne sürekli alabiliyorsun. Bir yoğun mücadele. Aslında nefesle biz bir mücadele yapıyoruz. Evet. Alma verme, alma verme. Ortada dengede hayatımız devam ediyor. Yani bir Müslüman hacca gittiğinde nefis onunla beraberdir orada. Yani hacca gidince nefsi İstanbul'da bırakıp bırakmıyorsun. Medine-i Münevvere'de ibadet olmuyor. Bilakis mesela eşiyle hacca giden pek çok kardeşimizden dinledim. Ben orada bulunduğum zamanlarda da çok gördüm. Yani oraya gidince
cennetten yeni gelmiş iki Allah dostu karı koca gibi yaşayacaklarını zannediyorlar. Ya İstanbul'da yapmadığımız tartışmaları yaptık diyor. Değil mi? Evet. Niye? Yanılgı İstanbul'da nefsin kaldığını zannetme. Hayır. Nefes alıp verme devam ettiği sürece nefsin kontrolü de devam edecek. Çünkü bu barajda milyarlarca metreküp suyu toplamışsın sen. Bunun kapağı ne zaman devrilirse o zaman öldürür. İster yaz olsun, ister kış olsun. Sele dönüşüm. İster orucu olsun, ister haç olsun, ister namaz olsun. Mesela camide bir Müslüman namaz kılarken şehevi şeyler düşünür mü hiç? Bankada faiz düşünür mü hiç? Alimallah öyle bir düşünür ki unuttuğu banka hesapları bile aklına gelir. Evet. Yani camide olmaz diye bir şey. Çünkü camide nefes almıyor musun? Alıyorsun. Nefis, nefes var. Nefis de nefes gibi bir şey. Nefis de nefes aynı. 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 Aynı kelime. Kelimenin aşağı kökleri yukarı, de neredeyse evet, aynı. Aynı. Evet. Dolayısıyla mesela şöyle düşünülüyor. Yaşlı dede. Evet. Bunda şehvet ne arar? Kim dedi? Evet. Şehveti pratiğe dökme takati yoktur. Evet. Ama onun sen evlendiği zamanları bir anlattırsan ona bak nasıl heyecanla anlatıyor hala. Evet. Yani biz düzeltmeye çalıştığım ya da konuyu oturtmak istediğim zemin olarak söylüyorum. Yani Müslüman olduk. Hele hacca gittik. Bir de Kur'an okuyabiliyoruz. Hafızız. Ehli tarik olduk. Tamam. Bu işler düzene girdi. Yanlış. Bu işler. Yani tasavvufun içine girdik. Diyelim ki boylu boyuna, tarikatın içine boylu boyuna girdik. Nefis problemi bitmiş. Hocam, şeyh efendi olduk diyelim. Şeyh efendi olduk. Bin tane insan gelip bizden Allah, peygamber ve zühd öğreniyor diyelim. Yine şeriatımız bir kadınla halvet yapamazsın diyor. Evet. Ya şeyh efendi de nefis mi olur? Nefsin alası olur şeyhte. Niye? Evet. Çünkü onu yuvarladığı zaman şeytan, o nefis propagandasıyla yuvarladığı zaman çok güçlü bir iş yapmış olur. Şeytanın en büyük zaferi olur. Zaferi tabii, en üstteki kadroyu yakalamış olacak. Evet, beyni takım, yakalıyor. Takım kaptanını çökertiyor. Ya, beyin, evet. Bu dolayısıyla şimdi ya, cumadan cumaya gidenin nefsi, beş vakit kılanın nefsi, gece teheccüde kalkanın nefsi, aynı mı bunlar? Olur mu ya? 70 kilometre sürat yapan bir arabayla 25 kilometre sürat yapan traktörün kaza oranı aynı mı? Evet. Bu yolda kazadır. İnsanın hataları, günahları yolda kaza üretmektir. Bu sürat arttıkça kaza riski de artar. Evet. Ölüm oranı da artar. Bunun için mesela Kur'an'ımız İsrailoğullarından Bel'an bin Bağura denen zatı örnek veriyor. Nerelerden nerelere yuvarlanmış adam. Yani bugünkü deyimle keramet üstü keramet gösteren bir adam. Kerametlere boğulmuş bir adam. Cehennemin dibine düştü Allah buyuruyor. Ya. Çok yüksekten düştü çünkü. Evet. O da yani farklı rivayetler var. Özü önemli değil olayın. Ama genel olarak o çok basit zannedilen bir şeyden yuvarlandı. Yani Allah-u Teala'nın kerametlerini kendinde kudret zannetti o. Allah-u Teala da onu en ağır ceza ile cezalandırdı. Dolayısıyla Müslümanlığımızı... Karun'un da aslında abid bir insan olduğu ama... En az Musa Aleyhisselam'ın kuzeni hocam. Evet. Yani evet. Şey değil, Firavun'un abisi değil. Biz zannediyoruz ki Firavun'un abisi. Firavun'un uşağı oldu sonunda ama. Evet. Niye? Çünkü nimeti takdir edemedi. Onun kaynağını takdir edemedi. Hem nimeti takdir edemedi hem de kendisini garantide gördü. Yani mal işi ayrı. Evet. Aslında sekülerist, laik düşüncenin temeli belki Karun'a dayanıyor. Ekonomi, yani liberal kafa o var. Bu ayrı, Allah ayrı demeye kalktı. Evet, evet. Bunlar benim ekonomik projelerimdi diyor. Evet. Yani ona Allah hatırlatıldı çünkü. Ona sen dindar adamsın, ne yapıyorsun dendi. Liberal kafayla cevap verdi. Evet. Bunlar ekonomik... Bu işte Allah yok dedi, haşa. Yok demedi, öyle demiyor Kur'an-ı Kerim ama malı ayırıp Allah'ın şeriatı dışında bir pratikte görmek isteyince sekülerist bir kafa bu, liberal tarz bu. Dolayısıyla Müslüman Karun olmak istemiyorsa liberal de olmayacak. Evet. Gibi söylüyoruz bundan biz. Burada özellikle nefis meselesinde kesinlikle Allah-u Teala bizi aşılmaz Himalaya dağlarında koşarak yürüyeceksiniz dikeyine demiyor. Demiyor. Öyle değil. Öyle değil. Yani aşılabilir elbet bir engel. Ama düz vadide bir yarışa davet ediyor.
Evet. Ayakkabılarınızı giyin, düz yolda yürüyeceksiniz diyor. Evet. 10 kilometre, 50 kilometre bu bir. Ne demek düz yolda? Yani Himalaya Dağı'nda koşulmaz. Evet. Çünkü tırmanma olur ancak. Bunu istemiyor Allah çünkü olur bir şey değil bu. Evet. Ama oturduğun yerde de değil. Bir yürüyüş parkurundasın sen. Bu son güne kadar. Mücadelenin farkında olmak lazım. Dolayısıyla insan mesela diyelim ki nefsin en hoşuna giden şeylerden para toplamak. Evet. Yani bu para toplama çocukken harçlıktır. Evet. İhtiyarlarken geçim meselesidir. Ama her zaman para üzerinden nefsin terbiyesi söz konusudur. Evet. Birincisi bu, yani Rabbimiz bizi kazanılmaz bir badireye sokmuyor. Sokmuyor. Bu bir. Buna iman et. Aksi takdirde Allah-u Teala'ya zulüm isnat etmiş oluruz. Tabii. Haşa. Yani fücur da var, takva da var. İkisi nefis, yani, nefis milyarlarca metreküp suyun toplandığı bir barajdır hocam. Evet. Sulamada da kullanabilirsin. Sel haline de gelebilir patladığında. Kontrol etmediğin zaman da tarlanı, her şeyini alır götürür. Evet. Nefis budur. Yani Allah muhafaza buyursun, götürür. Hiç şakası. Yani nefis potansiyeldir bu hususta. Evet. Bunu biz disiplin ettiğimiz zaman mesela hayrı emreden nefis de söz konusu. Evet. Yani iyiliği de teşvik ediyor. Yani insanın cennet arzusu nefsin bir tür isteklerindendir. Yani cennette niye Allah-u Teala şöyle güzel hayatınız olacak diyor. Mesela niye cennette koltuklara yaslanacaksınız diyor. Çünkü nefis dediğin şöyle akşam gelip bir yaslanıp çocuklar ne var ne yok diyor ya. Evet. Ya bu bir nefis arzusu işte. Bu cennette de olacak. Ama cennetteki kötülük emreden nefis bitmiş oldu. O kapıdan giriş yok artık. Evet. Haset, kin vesaire yok. Birinci olarak bu. İkinci olarak nefisle mücadele tarikat erbabının işi değil, müminin işidir. Evet. Bu da önemli. Bu çok mümin önemli. Mümin işidir. Yani zühdü, takvayı, vera'ı ashab-ı kirama mal etmek caiz mi? Yani sadece ashabın işi o. O orada bitti. İmam-ı Azam'ın işi. Evet. Ehl-i Tal, Hasan Basri'nin işi. Radıyallahu anhüm cemiyan. Bu bir defa çılgınlık yani. Bu, evet. Bu taksimatı kimse böyle sözünü bile yapamazsın. Evet. Namaz ne kadar benim de işimse ashab-ı kiramın işi olduğu kadar, nefis terbiyesi de benim işim ashab-ı kiramın işi olduğu kadar. Evet. Bu da ikinci nokta. Yani nefis terbiyesi hepimizin işi. Birincide ne dedik? Bu olmaz bir şey değil. Allah-u Teala'ya zulüm isnat etmiş oluruz o zaman, haşa. Ama güçlü bir düşman. Güçlü bir, evet, potansiyel var orada yani. İki, bu hepimizin işi. Belki de şöyle mi bakılıyor hocam? Yani bu işi bir mürşidin önderliğinde yapılır bu iş. Nefis terbiyesi işi. Mürşid hadisesi de tarikatta olan, tasavvufta olan bir şey. Benim böyle bir ilişkim olmadığına göre bu benim de işim değil gibi. Yani bir insan, buradan şu çıkıyor. Bir insan mesela bir mürşide bağlanmadan da nefis terbiyesini gündemine alabilir mi? Nasıl alabilir? Hocam burada şunu söylemek lazım. En büyük mürşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz onun talebeleriyiz zaten. Mürşitler de onun talebesi. Yani keban barajı Resulullah'tır sallallahu, evet, aleyhi ve sellem. Mürşit dediğimiz hoca efendiler, şeyh efendiler cep telefonunun şarj cihazıdır. O da oradan alıyor zaten. Evet. Kendisi bir enerji üretmiyor yani. Fişe, evet, takıyorsun. Evet. Değil mi? Cep telefonu seni bir gün idare ediyor. Kendisi de elektrik alıyor zaten. Evet. Dolayısıyla yani esasen Peygamber Aleyhisselam'dan alacağız bunu. Almak, evet, zorundayız. Evet. Ashab-ı kiram taşıyıcı hatlar. Evet. Yani ana o Geban Barajı'ndan bize elektriği getiren kablolar. Ana kanallar. Evet. Allah onlardan razı olsun. Mürşitlerin vazifesi çok fazla farklı bir şey değil. Yani bir şarj cihazı statüsünde o sadece. Evet. Dolayısıyla bunu sanki özel bir kurummuş gibi, Müslümanların ayrıcalıklı kadrolarıymış gibi görmek yanlış bir defa. Ümmeti Muhammed'in içinde Ebu Hanife'nin Müslümanlığı farklı bir Müslümanlık mı fıkıh meselesinde? Bir onun namazı farklı. Mesela öğleyi 26 rekat mı kılıyormuş Ebu Hanife? Ya İslam hepimizin İslamı. Cennet hepimizin umudu. Cehennem hepimizin korkusu. Dolayısıyla yani çok böyle lüks sınıfı gibi görmek yanlış. Belki de bu yani belli
işte tasavvufu, tarikatları zevkleri için kullanan özellikle Hindistan ve Mısır'daki akımlar, özellikle yer ismi zikrediyorum, belli dönemlerde negatif anlamlarda kullanıldı. İmam Gazali zamanındaki batini ekolleri tasavvuf adı altında da yer yer cahillikler yaptılar. Onlar örnek alınırsa o zaman yani biz İslam'ı orijinalinden almıyoruz demektir. Evet. Yani orijinallerine bakıp ortaya çıkarmak lazım. Dolayısıyla bir Müslümanın tasavvufa girmesi, tarikata girmesi farz-ı ayındır sözü doğru değil. Evet. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i imam edinmesi, onun peşinden gitmesi farz-ı ayındır. Evet. Ahlakında vesairesinde her yerinde. Becerebiliyorsa kendi başına ne ala, keşke herkes becerebilsin. İşte burada belki bu becerebilme şeyinde problem çıkıyor hocam. Yani diyelim ki biz burada bir sohbet ediyoruz. Yani herhangi bir tasavvufi alakası, bağlantısı olmayan, herhangi bir tarikat bağlantısı olmayan insanlar da bizi dinliyor. Şimdi o insan da ya bu benim de işim ve ben bunu başarabilirim gibi bir şeyin içine girmesi lazım. Değil mi? Yani o mesela nasıl girecek ki biz burada anlatabilirsek onlara, yani ya ben, bu benim derdimdir, bunu yapmalıyım ben ve bunu şöyle diyelim hocam. Evet. Bir eczacı. Evet. Esnaf. Esnaftan bir eczacı. Bayan müşterisi geliyor. İlaç konusunda fıkhi dikkat etmesi gereken takva fıkhi boyutu olan uygulamalar yapıyor. Bunun tasavvufsuz, tarikatsız halini düşünelim. Bayan müşteri geldiğinde bayanın gözüne bakmadan, hatta şu merhemi nasıl süreceğim dediğinde bayan çırağını çağırıp tarif eder misin, hı hı, diyen takva, yani harama bakmıyor. Evet. Kuruş haram kaçırmıyor. Eve gittiğinde eşine zulmetmiyor. Sabahleyin namazı cemaatle kılıyor. Sabahtan sonra virdini yapıyor. Bu tasavvuf bu zaten. Bu, evet. Ama bunu sağlayabilme oranı bu toplumda %1 mi bilmiyorum. Belki 1000'de 1. Evet. Bu Müslüman bunu sağlayamıyorsa, yani şeriatının ona tarif ettiği şeyleri yapamıyorsa eczanede, destek alması gerekiyor bunun. Evet. Bu desteğin adı ha tasavvuf olmuş, ha tarikat olmuş. Ne alırsa alsın. Ben ondan ne istiyorum? Sabah namazını camide kıl diyorum. Namazdan sonra virt yap diyorum. Evet. Dükkana gelen bayana dikkat et diyorum. Senin mahremin değil. Dolayısıyla o bayan çıktığında kaç kilo olduğunu anlamamalısın o bayanın sen. Evet. Misal yani. Bu kadar gözünü koru. Çünkü Allah sana ne buyuruyor? Gözünü koru diyor. Koru diyor. Müşteri yok. Yapacağın bir hesap da yok. Aç bir sayfa Kur'an oku diyor. Evet. Değil mi? Müslümanlık. Ya tasavvuf ne veriyor insana? Bunları veriyor. Evet. Mümin kardeşin gelince alaka göster. Mümin olmayan gelince de saygı göster. Vatandaş olarak. Ama müminin farkı senin yüreğinde belli olsun. Ehli zikirsiniz beraber. Evet. Cami kardeşliği bir fark getirsin. Evet. Kimseye de zulmetme. Evet. Şimdi bunları sağlayamıyorsa destek al diyeceğim ben ona. Hı hı. Bu destekte A tarikatına gittin. Evet. B tasavvufuna gittin. Çok güzel. Devam ediyorsun. Bir ay sonra tekrar gelelim. Sen gittikten sonra bu bahsettiğimiz kriterlerde değişme oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Eczaneyi kapatmayı düşünüyorum. Olmadı. Acil çık tarikattan o zaman. Evet. Sen hayattan kopuyorsun çünkü. Evet. Olmadı. Çok güzel. Hayattan koparan değil, hayatı Allah'a teslim eden tarikat, tarikat. Evet. Çünkü tarikatın aslı Ebu Bekir radıyallahu anh'a dayanıyor. Evet. Ali'ye dayanıyor değil mi? Tabii ki. Ömer'e dayanıyor. Ömer'e dayanıyor. Zaten kıymeti yok onlara dayanmıyorsa. Evet. Onlara dayanmayan tarikatı tep gitsin. Tabii onlar da Resulullah'tan kim bu adamlar? Evliyordu. Devlet yıkmış, devlet kurmuş adamlardan söz ediyoruz. Tabii. Yani Ebu Bekir'den daha tarikat erbabı kim olur? Savaş yapmış. Hocam İslam devleti kurmuş. Tabii. 2 yıl hilafette kaldı Ebu Bekir radıyallahu anh. 14 savaş yönetmiş hocam 2 yılda. Evet. Bu şaka bir rakam değil ya. 14 savaş yönetiyorsun sen. Yani yıkılmak üzere olan irtidat hareketiyle tehlikeye giren bir İslam'ı yeniden kuruyor. Böyle bir adamın tarikatında eczane kapatıp tarikatçılık olur muymuş? Evet. Bu olmaz. Elini ayağını çeker. Ben ona eczacı bey derim. Bak ilaç yan tesir yapıyor. Evet. Acilen bu ilacı bırak, muadilini bul. Nedir muadili? Bir tefsir dersine git. Evet. 2. Tasavvufta bir tane oldun maşallah. Dünya dengesi de var, ahiret dengesi de var. Fakat abdestin nasıl alındığını hala öğrenmedin. Yanlış. İlmihal olmayan tasavvuf değildir. Şeriatını bilmeyen. Yani
İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den değerli neredeyse senin büyüğün. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir tasavvuf olur mu? Böyle tarikat olur mu? Sen nefsinin emrine girmişsin. Evet. Nefsinin ilah yap dediğini ilah yapmışsın. Ya bakın, bu enteresan bir tespit yapıyorsunuz hocam. Yani adam tasavvufa giriyor, nefsinin emrine giriyor. Ama nasıl bir şey bu? Niye Allah-u Teala ne buyuruyor? Nefislerini, hevalarını ilahlaştıranları görmüyor musun diyor. Evet. Onun üzerine de Allah onların sapıklığını artırıyor. Evet. Allah onları damgalıyor bu sefer. Şimdi sen tasavvufu, İslam'ı yüceltmek, kendini de İslam'da iyi bir yere oturtmak için bir merkez olarak görmen gerekirken İslam'ı küçültüyorsun gözünde. Bir de o hadis-i şerif var malumunuz hocam. Yani cihat yapıyor adam, nefsi için cihat yapıyor değil mi? Fark etmeden. Fark etmeden infak ediyor, nefsi için ediyor. İlim öğretiyor, nefsi için öğretiyor. En başta dedi ki nefis kontrol edilmek için vardır. Vardır, evet. Bu ise nefsinin emrine giriyor. Evet. Nefsi ne istiyor ondan? Mesela A efendiye uy, A efendi de sana uyuyor. Karşılıklı övgüler, karşılıklı muhabbetler, iltifatlar. İslam kazandı mı? Emri bil maruf yapıyor musun? Ailen senin merhametini genişlediğini gördü mü? Evde daha affedici oldun mu? Çocuğunun sabah namazı kaçırmaması için başında bir saat bekleyecek kadar sabırlı mısın? Yani gelinin, benim mesela çok basit, gelini bir insanın hakkında konuşurken, vallahi kaynatam çok bela bir adamdı ama tasavvufa girdikten sonra ya bir melek gibi girip çıkıyor eve. Hah, tasavvuf bu işte. Evet, tasavvuf sana bir şey verdi. Öyle bir şey verdi ki Allah'ın kulları bile bunu gördü. Evet. Elbette İslam düşmanı biri negatif görecektir. Tasavvuftan sonra sakal bıraktı, şunu yaptı, bunu yaptı. Yani o dış görüntüleri istihza konusu yapacak. Onlar zaten namazı da öyle görüyorlar. Evet. Onu biz dert etmiyoruz. Yani nefis terbiyesi kurumsal olarak Allah'ın giderim bunu dediği bir cuma namazı gibi bir görev değil. Cuma namazı kurumsaldır. Evde evet. Kılsan 20 rekat fazla olmuyor. Olmuyor. Değil mi? Bayram namazı olmuyor. Haccı ben gidip şimdi rahat rahat yapsam oluyor mu? Olmuyor. Zülhacca ayında gideceğim. Yani bir kurumsal ve mevsimi olan bir ibadet. Nefis terbiyesi hayati bir gerçektir. Evet, yani bunu biraz açalım hocam. Açalım. Yani hayati, evet. Hayati bir gerçektir. Dolayısıyla belki her şeyin içini, ruhunu oluşturan. Yani nefis terbiyesini biz bir kuruma havale ettiğimiz zaman kar edemeyiz. Evet. Bunu hayati ne demek? Nefes aldığım her yer. Evet, hastane benim hayatımla ilgili acil bir yer. Ama ben hastaneye güvenip yaşamıyorum. Sağlığımı kendim koruyorum. Acil durumlarda hastaneyi kullanıyorum hayatım için. Evet. Tasavvufta veya tarikatta veya medresede neredeyse kuruma güvenip ben nefsimi salamam. Evet. Bunu bu sefer nefsimi bu kurum halleder. Etmez. Etmez. Öyle bir iddia yok. Yok. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını, kızlarını, kızını karşısına alıp herkes secdesini yapsın diyor yani. Evet. Kurumsa Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam daha iyi bir kurum olabilir mi? Evet. Yani kurumların kurumu işte. Kainatın efendisi niye hanımlarına garanti vermedi? Kızına değil mi? Kızına. Evet. Mesela sahabi Sefine isimli sahabisi çok memnun ediyor onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun ediyor da hani diyor ya iste benden bir şey bakalım diyor. O da ne diyor? Ya Resulallah cennette yanında olayım yanında diyor. Olayım kurumsal diyor. Destek işte bu değil mi? Evet, referans istiyor. Ne yani. Diyor peygamberimiz? Ne diyor? Madem öyle diyor. Bana yardım et secdenle diyor. Secdenle bana yardım et diyor. Evet. Yetmiyor Efendimizin referansı bu hususta. Ya ben seni alır götürürüm. Nasıl olsa torpilim var falan. İste benden ifadesi, iste benden ifadesi alıp götüreceğini gösteriyor. Evet. Ama sen gideceksin. Evet. O sadece önüne geçecek. Evet. Dolayısıyla tasavvuf ve tarikat gerekli bir iş yapıyor. Ama tek başına elektriğin kaynağı değil. Evet. Tek başına yeterli görüldüğü zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının üstüne çıkarılmış olur ki tasavvufun aslı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi büyütmektir zaten. Evet. O makamı asas yüceltmektir. Bir de hocam zaten orada da bir irade söz konusu değil mi? Yani, tembellik bu aslında. Yani şöyle bir şey, yani mürit dediğimiz kişi irade eden manasına evet. geliyor. Yani oraya
nefsimi zapturapt altına almak için giriyorum iradesini kuşanmak da gerekiyor. Yani onu kuşanmadığınız zaman dediğiniz gibi o müessese sizi yani böyle saldım çayıra gibi götürmüyor yani. Götürür ama götürdüğü yer Allah'ın rızası olup olmadığı belli olmaz. Evet. Bu sebeple yani herkes nefis imtihanındadır. Ama nefsi açısından gevşek kararlar alanların imtihanı daha ağırdır. Evet. Bu sefer şirk karışabiliyor buna. Yani gizli şirk, riya işte karışıyor. Aşırı tevazudan dolayı zillete düşülüyor. Mümin vakarda... Gevşek karar dediniz hocam. Ne demek o? Gevşek karar şu demek. Yani Mekke'ye giderim, Mekke'de rahat ederim. Evet. Bu bir gevşek karardır. Yani o zemin senin... Mekke'ye gidince o garanti değil. Asla değil. Evet. Mekke'den git de Ebu Cehil cehenneme zaten. Yani yani Mekke garanti olsa evet. Ebu Cehil'i korumuş olurdu en azından. Evet, evet. Mekke'den Ebu Cehil cehenneme gitti. Doğru. Maazallah. Evet. Dolayısıyla mesela tasavvufa girdim. Tamam, bundan sonra bize karada ölüm yok. Bitti, bu nefis batırdı adam artık. Ne demek karada ölüm yok? Bir yani, yığın tasavvuf adı altında yapılanma var. O kadar yanlışlıklar da var ki, değil mi hocam? Hayır, ben şunu düşünüyorum. Şimdi tasavvufun büyükleri var. Hasan Basri'ler, Fudayl'ler, Abdülkadir'ler. Allah'ın razı olsun. Evet. Şimdi bunların hayat tarzına, sözlerine bakıyorsun. Yani adamlar deyimlerindeyse, adamlar işte o manada diyorum yani. Adam, rical yani, gibi. Hayır, biz adam diyoruz yani beğendiğimiz. Adam gibi adam. Yani adamlar yahu... Yani yeni Müslüman olmuş milyonca günahı olan biri gibi konuşuyorlar hep. Hep. Hiç cennet böyle garanti maranti yok. Havf haline. Halbuki bize göre adam onlar yani. Evet. Değil mi? Mesela Hasan Basri hakkında bir kelime söyleyen oldu mu bu dünyada? Evet. Fudayl bin İyad'ı beğenmeyen bir Müslüman var mı? Yani Abdülkadir Ceylani, mesela İbn-i Teymiye. Hep sanki tasavvuf, şey. Evet, ideal. Tasavvuf evet. Düşmanı bilinir. Abdülkadir Ceylani öve öve bitiremiyor. Evet. Yani o bile İbn-i Teymiye gibi bir adam bile Abdülkadir Ceylani'yi seviyor. Evet. Yani, takdir ediyor. E şimdi o adamlara bakıyorsun ya ha düştü cehenneme düşecek biraz şefaat edelim şuna diyesi geliyor insanın. Ama yani onun, kendi emin değiller. Böyle bir laubalilik yok. Yok. İşi ciddiye alıyor. Hep zapturapt altında kendini. Mesela bakıyorsun nefsini tarif ediyor. Şeytan dediğin bu adamın nefsi herhalde. Zannediyorsun. Evet. Riyada yapmıyorlar herhalde yani samimi. Çünkü kime riya yapacak o yaşta? Evet. Ama onun 500. silsilesinden belki bir tarikata intisap ediyor bir adam. Ah tamam. Her kendim, şeyi bitirmiş. İşte bu salıverme hastalığı. Evet. Ya senin zirvendeki adamın ödü patlıyor. Sen bir perşembe günü bir zikir meclisine gidiyorsun. Şöyle derim hocam. Şimdi bu mesela Allah dostu diye niteleyebileceğimiz bu insanlar Allah'tan en çok korkan insanlar. Çünkü azameti ilahi en ediyorlar. Çok onu idrak ediyorlar. Yani evet. Bu sebeple yani cami mesela. Evet. Cami Allah'ın evi. Evet. İbadet merkezi. Bir namazdan öbür namazı boş oturup beklesen gene sevap yazılıyor sana abdest evet. Olduğun sürece. Ama camide kıbleye ayak uzattığın zaman, gıybet ettiğin zaman cami bir işe yarıyor mu? Ya. Günah sebebi oluyor aksine. Evet. Tasavvuf camiden de daha kutsal bir makam değil ya. Yani esasen hayat kurtarıcı bir kurum. Evet. Kuralsız ve disiplinsiz çalıştırıldığında hayat bitiren bir kurum olabilir. Olabilir. Evet. Hastane enfeksiyonu kapıyorsun işte. Evet. Yani evet. Buna hastane enfeksiyonu diyelim. Tedavi için geldin. Hasta ziyaretine geldin, hastalanıp gittin. Evet. Gibi olabiliyor. Bu sebeple nefis terbiyesi bizim yani ciddi bir şekilde söyleyecek beyin ameliyatı gibidir. Beyin ameliyatı gibidir. Böyle açıp da ekmek bıçağıyla falan yapılır bir şey değil. Evet. Dolayısıyla nefis terbiyesini yani tam uzmanına teslim olarak yapmak lazım. Bir de ileri geri konuşulur. Böyle işte şunu yaptık, bunu yaptık denir bir iş değil bu. Neden? Çünkü bugün nefis terbiyeni yaptın. Dolayısıyla 5 yıl garantili değil o. Bir de bu önemli hocam. Yani bir cihazı mesela bilgisayarı götürüyorsun. 6 ay içinde bozulursa bedava diyor tekrar. Evet. Nefsi 10 dakikalığına terbiye ediyorsun. Zikir meclisindesin. Rıkkate geliyor. Huşu içerisinde ağlıyorsun. Ah Allah dostları bizi de yanınıza alsanız diyorsun. Dışarı çıkıp ilk gıybetle gider o.
Evet. Yani bugün çok güçlüyüm ben, değil mi? Sürekli teyakkuz hali. 24 dedik ki hayat bu. Evet. Hayat. Yani ben şimdi, beni sağlıklı görüyor musunuz siz mesela şu elhamdülillah, anda? Elhamdülillah. Evet, çok güzel. Bir dakika sonra mı garanti mi ediyor şu andaki bakışınız sizin? Değil tabii ki. Ya şu anı siz tarif ediyorsunuz. Bir an geliyor, Allah korusun, kalp tekleyi veriyor. Kalp tekliyor, beyin çiftliyor, bir şey oluyor, evet, yani. Bir evet. şey oluyor. Dolayısıyla nefsi böyle görmek gerekiyor. Evet. Onun için şeytan bize nefis mücadelemizdeki süreci bozdurmak için o standartlarda hileler ürettiriyor. Evet. Ne yapıyor mesela, seni nefsini düzeltme sürecine girdiğini görüyorsa mesela, mesela ne yapıyor, bunu tasavvuftaki önemli örneklerdendir. Allah'ın dostları hep sabahlara kadar uyanık kaldılar, sen gafil gafil uyuyorsun diyor. Dolayısıyla sen kalk teheccüd kıl diyor. Evet. Hatta sen neyine gerek hiç yatma bu gece diyor. Senin evet. çok geçmişin berbat çünkü diyor. Ve seni sabaha kadar namaz kıldırıyor. E şimdi camiye gitmeden 10 dakika bir kestir diyor. Evet. O 10 dakika sabah namazına mal oluyor. Sabah namazı gidiyor. E ne oldu şimdi? Nefis terbiye edeceğiz derken berbat olduk. Bir farzı kaybettik, evet. Hayatı kaybettik. Kalp evet. krizi geçirdik. Evet. Her kaybolan sabah namazı geçirilmiş bir kalp krizidir. Ya. Kaç kalp krizine dayanabilir bu beden? Evet, müthiş. Bu sebeple nefis terbiyesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yapacağız. Ashab-ı kiramın yaptığı gibi yapacağız. Ve ashab-ı kiramdan da çok önemli bir şey Ahmet abi, isterseniz bunu vurgulayarak söyleyelim. Lütfen. Sahabinin bütünü hüccettir bizim için. Evet. Bireysel oldukları zamanda mübarek örneklerdirler. Evet. Yani kanun gücünde uygulamamız ashab-ı kiramın bütün olarak yaptığı şeyler. Bütün olarak dediğinizde o zaman Ömer'i, açalım Ali'si, biraz. Ömer, Ali, Enes hepsi aynı şeyi yapıyorlar. Hı hı. Ama bir tanesi de titizlik yapıyor. Mesela evet. İbni Ömer'in kitaplar hı. incelendiğinde, Allah ondan da babasından da razı olsun, gözünün kapağını kaldırıp gözünün içini de abdeste yıkadığı görülüyor. Hazreti Ömer'in oğlu. Oğlu. Evet. Yani sünnet delisi. Evet. Buna tam bizdeki anlamda sünnet dilisi. Evet. Rabbim şefaatine nail etsin. Resulullah Efendimizin dolaştığı yerleri dolaşan biri. Medine'de evet. Şeriatımızda göz kapağının içini kaldırıp yıkamak, içini yok. Yıkamak yok. Yok. Üstelik caiz değil bu. Göze evet. zarar bu çünkü. Evet. Böyle bir emri yok Allah-u Teala. Ama İbni Ömer böyle bir adam. Evet. Siz bunu alıp da Müslüman aynanın karşısına geçip gözünün içine hortumla su sıkarsa Ömer, İbni Ömer'i taklit ettim diyemez. Yanlış evet. bir iş yapar. Evet. Neden? Bu nedenine girmemize gerek yok evet. ama ashabın bütünü bağlayıcıdır. evet. Hadis rivayet ettiklerinde Resulullah böyle dedi dediğinde aleyhissalatü vesselam, o zaten din, o onu evet. konuşmuyoruz zaten. Evet. Bireysel uygulamalarını din olarak almıyoruz. Şimdi biz ashab-ı kiramı bile böyle bakarken mesela bir tanesi gece sabaha kadar uyumazmış. Ebu Hanife sabaha kadar hatmedermiş. Alimalla geçenlerde birisi sordu, aklın kabul ediyor mu seni bunun dedi. Dedim benim aklım Ebu Hanife'nin aklıyla bir kovada durmuyor ki kabul etsin. Aynı tavanın balığı değiliz bir defa ya. Yani kardeşim diyor ki bana, çok güzel bir örnek bu. Bir defa diyor geceler 7-8 saat diyor. 8 saatte Kur'an okunmaz diyor. Ben de ona dedim ki siz çok İstanbullusunuz. Bağdat'ta 8 saat mi? Bak bakalım. Ekvator'a yaklaştıkça 8 saat değil geceler. Evet. Daha coğrafi farkı bilmiyorsun sen yani. Evet. Kaldı ki bu adamlar Kur'an mı okuyorlardı? Fatiha suresince başlayıp kendinden geçip sonra o Kur'an'ı melekler mi tamamlıyordu? Alemlerinde değiliz biz o adamlar. Evet. Yani değişik bir kaderimiz bu kadarmış bizim nasibimiz. Evet. Adamlara melekler mi tamamlıyordu hatimleri belli değil. Ama Ebu Hanife hiçbir zaman binlerce milyonlarca fetvası bize intikal etti. En iyi Müslümanlık sabaha kadar hatim indirmek demektir diye demedi. Söz söylemedi. Söylemedi. Dolayısıyla yani. Onun mezhep olarak bize naklettiği din bizi bağlar. Evet. Bireysel ibadeti, bireysel duygularına nefis terbiyesi olarak biz kendimizi rakip göremeyiz. Evet. Bu bir tuzak olur. Yani kendimizi zorlarız, altında kalırız. Bu tam şeytanın işine yarar. Evet. Şeytanın evet. işine yarar. Dolayısıyla taşıyamayacağımız bir şeyin, hani din size galip gelir diyor Resulullah ezer, Efendimiz. Din evet. ezer sizi diyor. Evet. Çünkü bu din güçlüdür.
dinle tartışan altında ezilir. Evet. İnatlaşmanın gereği yok. Bunun için ben bizi dinleyen kardeşlerimize çok samimi bir şekilde bir tavsiyede bulunuyorum. Şeriatımızın ilkeleşmiş kuralları üzerinden nefis terbiyesi yapalım. Mesela ne diyor? Gözlerinizi kontrol edin. Sen bilgisayarını kontrol et. Bayan müşteriyle konuşurken dikkatli yüzüne gözüne bakma kadının. O sana bakmasın. Yani Allah-u Teala'nın sabit ayetlerinde, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sabit sünnetinde, ashab-ı kiramdan kültür olarak bize taşınan şeylerde yeteri kadar ve fazlası var bu nefis terbiyesinin. Evet. Tarihte mesela Ebu Zer örneğini bulduğun zaman, Müslümanları fakr-ı zaruret sahibi olmadıkça Ebu Zer'in Müslümanlığına göre cennete girmeleri mümkün değil. Mümkün değil tabii. Ebu Zer radıyallahu anh Allah şefaatine nail etsin bizi. Ayaklarını öpmeyi nasip etsin bize cennette. Ne diyeyim başka yani öyle evet, seviyoruz. Evet. Ama ölçüyorlar. Ömer radıyallahu anh gibi bir adam sağa sola dolaşmasını yasaklamış. İnsanların aklını karıştırıyorsun demiş. Evet. Çok önemli hocam bu yani. Ebu Zer'in düşmanı mıydı Ömer? Hayır. Ya senin geldiğin noktalar insanoğlunun toplumun seviyesi değil. Evet. Yani bu toplum... Toplum o değil, insan yani o değil. Ömer'in, yani Ömer'in toplumu olarak. Mecusiliği bırakmış gelmiş, evet. Rumluğu bırakmış gelmiş, Hristiyanlığı bırakmış gelmiş, Yahudiliği bırakmış gelmiş. Bir sürü yeni yeni nesiller var. Sen ise ilk günlerden Resulullah'ın bereketini görmüşsün üstünde aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Ebu Zer olmak için o topluma 1000 sene daha lazım yani. Evet. 1000 sene daha lazım. Dolayısıyla Ebu Zer örneğinden yola çıkamayız. Abdülkadir Ceylani üzerinden yola çıkamayız. Ali bir hedef olarak onu koruruz önümüze. Evet. Pratiği benim için hayal de olsa arzum budur. O noktaya kadar koşacağım. Ama evimizde gelip de Hasan Basri standartlarına göre bundan sonra yemek dersen bu İslam'dan soğutma niteliği özellikle taşıyacak. İslam'dan soğutma hastalığı bu. Evet. Bile bile kendin iş becerememe hastalığına düşmüş olursun. Yani bunu aynı yerde manevra yapıp durma, lastik eskitme, araba kültürüyle konuşalım. Lastik eskitmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple ashab-ı kiram blok olarak alınacak. Kur'an emirlerinde, hadis-i şerif emirlerinde ve dünya tepilmeden, evet, avucumuzun içinde olarak, dünyayı biz kalbimize koymayalım, avucumuzun içinde bulunsun. Dünya bizim olsun. Niye kafirlerin olsun, dünyada bizim olmasın? Evet. Dünya tepilmeden. İki, ibadetler arasında, Allah'ın emirleri arasında kalite ayarlamasını biz yapmayacağız. Bu çok büyük tehlike. Bunu da azıcık açalım. Açalım. Hocam. Bu çok önemli. Şimdi Rabbimiz ne buyuruyor? Zikredin diyor. Evet. Bu Allah'ın emri mi? Emri. Aynen. Bunda bir tereddüt var mı? Yok. Müslümansan yok. Kafir bundan tereddüt eder. Cihat emrediyor mu Allah? Ediyor. Allah-u Teala namaz emrediyor mu? Ediyor. Oruç emrediyor mu? Ediyor. Bunların bir kısmını şu vakitte yapılacak buyurdu mu? Buyurdu. Bir kısmı farzdır, bir kısmı nafiledir buyurdu mu? Buyurdu. Bunlarla oynayamayız biz. Nafileyi farzın yerine taşıyamazsın. Namazın yerine orucu getiremezsin. Mesela infak edin Allah buyuruyor. Sadaka verin. Sadakayı haccın yerine oturtamazsın. Mesela çok sorulan bir sorudur. Adak yaptım, keseceğim koyunu verecek kimse yok. Üstelik koyun et yemiyor bizim buradakiler. Onun yerine para versem olmaz mı? Olmaz. Evet. Kesersin, yiyen olmazsa çöpe atarsın. Ne yapalım? Niye? Allah'ın şeriatına biz şekil getiremeyiz bir daha. Evet. Bitti. Bir işe yaramıyor bu. Yaramıyorsa yaramazsın. O yarayacağı en büyük iş senin o emre itaat edip etmeyeceğinde zaten. Sen itaat et, başka işe yarayıp yaramayacağına da karışma. Evet. O Allah-u Teala'nın takdiridir. Yani bir Müslümanın nefis terbiyesi yaparken eczaneden karma ilaç seçme hakkı yoktur. Evet. Nefis terbiyesi kendi ne demek? Kendi kafasına göre. Asla. Evet. Nefis terbiyesi bir Müslümanın nefsinin azacağı noktaları kontrol etmesi demektir. Bu azma eğer mesela obezite olacak şekilde çok yeme şeklindeyse nefis terbiyesi oradan başlayacak. Evet. Göz hastalığı varsa internette kontrol edemiyorsa kendi nefis terbiyesi orada başlayacak. Gerekiyorsa Müslüman mesela nefsini nerede kontrol edemiyor? Namahreme bakışta kontrol edemiyor. Olabilir mi böyle? Olur. Olur. Herkesin hastalığı. Çünkü her nefsin kudurduğu alan başka.
Şöyle bir şey geliyordu başta hocam, bu zamanda nefis terbiyesi nasıl olur diye kafamda, size de sanıyorum öyle bir şey yazmıştım. Yani sanki bu zamanda diyelim ki gözü namahreme. Ben de ona geliyordum ama evet, farklı bir başlıkla tamam, gelecektim. Yani bu zamanın fitnesi bu zamanın terbiyem, eğitimim anlamına geliyor benim evet, için. Ebu Cehil'in terbiyesi nereden gerekiyordu? Ana baba kültürü, aile kültürü, ırkçılık. Evet. Ondan sonra putçuluk. Onun da imtihanı oydu. Evet. O nefsini putçulukta kontrol edemedi. Irkçılıkta kontrol edemedi. Belki otorite olmakta. Ya o otorite onun başı vardı. Mekke'nin, ona itiraz, evet, gelenek olarak onun üstüne isyan etmiyordu zaten. Yani aynı kafa oldukları için bir itirazları evet, yoktu. Ebu Süfyan onun ağasıydı mesela. Şimdi burada beni bugün Rabbimden ne uzaklaştırıyor? Hı. İnternet mi uzaklaştırıyor? Benim nefsimi kontrol etmem gereken alan bu. Mesela beni sabah namazına kalkma, namaz kılmada mı sorun yaşatıyor? Gece uyku düzenim mi bozuluyor? Veyahut da mesela ticaret yapıyorum, haram mı karışıyor ticaretime? Veyahut da siyasetçiyim, siyasetim sürekli yalandan mı kaynaklı? Kayırım mı yapıyorum? Arkadaşlarımı mı işe alıyorum ehil olmadıkları halde? Veyahut da işte bir ihaleye girdim, ihalede arkadaşlarımı şöyle böyle kayırdım. Yani herkesin imtihanı ayrı. Namaz herkese emir. Ama namaz kıldığı halde faiz yiyen var. Onun evet, imtihanı orada. Oruç herkese emir. Ramazan'da herkes oruç tutuyor görüyoruz. Evet. Ama akşam da 5 yıldızlı otellerde kokteyl yapıyor. Güya da oruç tutuyor. Evet. Yani oruç orada nefis terbiyesi için gerekmiyor artık. Evet. Oruçtan sonrasına takılması gerekiyor. Bu sebeple benim imtihanımı Rabbim nerede bana murat buyurduysa benim nefsimi terbiye etmem de orada gerekiyor demektir. Burada bir farkında olma problemi var mıdır? İşte mürşit burada gerekli. Evet. Veya bu mürşit, mürşide ulaşıncaya kadar da şeriatın temeli bilinmesi lazım. Neler farz, neler haram. Mesela Allah'ın farzları bilinecek ki ben eksik mi yapıyorum, fazla mı yapıyorum bileyim. Tabii. Bunun için zarurat-ı diniye dediğimiz dinin temel yapısını oluşturan kültür ölçüler çocuklara verilmeli. Evet. Bir Müslüman geldiğinde yani ben İslam'ı öğrenmek istiyorum diye geldiğinde temel yasaklar ve temel emirler öğretilmeli. Mesela üstadım bilmiyorum siz hiç hissediyor musunuz? Şöyle bir kitap arzusu hep benden bekleniyor. Yani bana bir kitap tavsiye et. 300 sayfa. Biz onu ailece okuyalım. Ayrıntılara evet, girmeden İslam'ın özetini bilelim. Evet. Mesela değerli toplu bir İslam benim, bilgisi. Şimdi zihnimdeki şeylere bakıyorum. 100 paragrafta İslam özetlenir geliyor bana bu temel yapı itibariyle. Hmm. Ömründe bir kere hacca gitmek zorundasın. Haccı ifrat mıdır, tefrit midir ya? Bunlar sonra öğrenirsin. Ayrıca öğrenirsin. O gelsin, hac ekseninde miyim ben diye merak etsin. Evet. Hac bir paragraftır aslında. 30 gün her yıl oruç tutmak zorundasın ve bu Ramazan ayındadır. Bitti, oruç bu. Ondan sonra şırıngayla bozulur mu? Nargile içenlerin yanından geçtim, oruç bozulur mu? Ya bunlar çok uzaktaki şey. Ya bunları sonra o merak edip öğrenecek zaten. Yani hiçbir zaman aileni dağıtarak, annenden babandan uzaklaşarak Müslüman yaşayamazsın. Mesela. Bir madde mesela. Böyle bir şeye niyetim var ve Allah da müyesser kılarsa hocam, beşer yani dakikalık videolar şeklinde bunu yapmayı düşünüyorum. Hmm. 5 dakika, 4,5 dakika. Ama bir değerli böyle toplu kitap da olsun hocam. Yani şöyle bir şey, insanların devamlı yanında taşıyabileceği, başvurabileceği, kendisini o çerçeveye oturtacağı. Yani ben bu kitaptaki mesela bu 100 paragrafın şu kadarını tamamladım, şu kadarını tamamlamak için evet, az mı cez mi kastettim gibi. Az mı cez mi kast, eski bir kavram. %100 karar verdim evet, diyelim buna. Evet. Şimdi mesela hatta bunun dizaynı bile çok farklı yapılmalı. Evet. Yani İnşallah. Kitap standardı dışında karşısında artı eksi yazılacak bir boyutuyla arkasında testler bunu olacak. Bunu yaptım, bunu yaptım. Bunu yaptım, bu eksik kaldı. Hocam herhalde bu zamanın alimliği de bu. Bu zamanın dengesi de bu. Bu zamanın belki de kurtarıcı çalışması da bu. Yani 10 ciltlik kitapların
kim tarafından ne zaman okunacağı ihtimali yok artık yani. Çok böyle şeyler tasavvur etmemiz lazım. Özün özü şeyler. Nefis konusunda da herkes nerede arıza hissediyorsa ki onu nereden çıkardık, ne bilecek daha alkolün haram olduğunu bilecek. Yani yazacağız o madde. 86. madde etil alkolün bulunduğu her şey sana haramdır. Bitti. Evet. Etil alkollü nesnelerden koruyacaksın kendini. Gibi burada bir tavsiyem benim. Şimdi mesela sabah namazı kılamayan, nefsine orada mağlup olan biri. Mesela namahreme bakmada erkek veya kadın gözüne hakim olamayan biri. Hocam şunu da şey yapayım da. Ya bir bilemediği için bu işleri sağlıklı yapamayan var. Bir de bildiği halde nefis zaafı gösterenler var. Yani ikisine de bizim yani nefis terbiyesi konusunda bir şey vermemiz lazım. Herhalde ben ikisine de veriyorum. Doğru, şu anda. Tabii. Şimdi biz ne dedik? Mürşide gitsin dedik. Evet. Ben diyorum ki mürşide gitse mürşide kendisini istediği gibi anlatacak zaten. Mürşid ne yapsın ona zavallı. Evet. Bu zamanda Allah bir nimet daha karşımıza çıkardı. Psikoloğa gitsin. Evet. Ama dindar psikoloğu. Herhalde hocam ben anlatacağım. Ben sabah namazına kalkamıyorum. Her gece karar veriyorum. Bugün erken yatacağım, yatamıyorum. Ne yapmam lazım desin. Psikologdan o ön kültürü alsın. Bizim Mehmet Dinç Bey'e gitsin. Gitsin. Tavsiye ederiz hocam. Ön kültürü alsın. O ona 5 seans geleceksin desin. 5 seans gitsin. Bu birikimle bu dosyayı alıp bir mürşide gitsin. Evet, güzel. Bir mürşide gitsin. Çünkü mürşit dediğimiz insan da vaazı dinle git diyecek ona. Vakti yok. Yani 5 kişi 10 kişi değil, 80 milyonluk bir ülkedeyiz ve 80 bin tane de mürşidimiz yok ortada. Evet. Yani ticaret yapmayan, bizim kitapları al, bizim dergiyi al demeyen, kendi evladı gibi gören bir mürşit kıtlığı var hocam yani. Mürşit de öyle bol değil. Doğru. Bir tane güneş doğuyor, akşam sen onu yakalayacağım derken sönüp gidiyor zaten. Yani bizim başımıza gelen büyük afetlerimizden biri de Allah dostlarının gitgide azalması ve kalitelerinin düşmesidir. Evet. Yani kalitesi düşüyor. Bu da zaten hadis-i şerifte Allah alimleri alıyor. Alimleri almakla ilmi tüketiyor Allah. Yani bu, evet. bu bir bela, başımızdaki büyük bir musibet. Dolayısıyla bir iki dakikamız var hocam. Yani bu zamanın evet. musibetlerini tespit edelim. Evet. Bu zamanın musibetlerini gidermede zamanın bilimsel gelişmeleri olan psikolojiden istifade edelim. İstifade edelim. Pedagojiden istifade edelim. Evet. Mürşit olan insanlar da bunun artısı ve koruyucu kalkanı olsunlar. Evet, güzel. Eğer biz mürşitlerin sadece işte perşembe akşamı sohbetini dinledik deyip geçiştirirsek ilacı da kalitesiz hale getirmiş oluruz. İlacı kullanmamış oluruz. Şimdi bundan 200 sene önce, 400 sene önce bir mürşit vardı. Bir adam heybesini doldurup yiyeceğini içeceğini koyup gidip onun tekkesinde 20 gün 30 gün onunla kalır. Halvete çekiliyordu. 40 gün kalıyordu. Öyle bir imkan şu alışveriş, anda. Alışveriş. O farklı bir alışveriş. O %100 etki ediyordu. Evet. Yani bir tür anne oluyordu ona. Evet. Emziriyordu onu. Aynen. Yeniden kundaklayıp köyüne gönderiyordu. Evet. Ondan sonra da senede bir defa, 3 senede bir defa onu ziyarete gitti mi şarj olup geri geliyordu. Evet. Bir edep kültürdü. Şimdi bunların iki noktası var. Birincisi simge olarak bu külaha, sarığa, yelek çeşidine indirgendi. Bu bir bela, bir afet evet, bu. Evet. Yani o yeleği giydin mi kurtuldun gibi anlaşılıyor. Bu bir oyalanma. İki, müthiş bir Müslüman nüfusu patlaması var elhamdülillah. Öyle insanlarla bir ay iki ay oturacak bir vakit yok. Evet. Yani bazen yılda bir kere yılda bir kere de karşıdan selamlaşıyorsa o yetiyor. O yetiyor. Yani evet. çok ihtiyaç var. Doğru. Bu bireysel hizmet boyutunda zorlanmış bulunuyoruz. Gerekiyorsa psikoloğa para verip muayene ücret parası verip yetiştireceğiz. Burada umuyorum siz diyeceksiniz ki geliyor bana. O zaman psikologlara tasavvuf kültürüyle uzmanlaşın diyeceğimiz bir alan. Mesela Mehmet kardeşimiz ne yapsın? Tasavvuf terbiyesini beraberinde otursun. Biz Mehmet Dinç'le
Evet. İhya-ül Umuddin'i bu maksatla okuduk. Öyle mi? Ne güzel. Ya, ne güzel. O Avustralya'dan yeni dönmüştü. Oturduk. Cuma sabahları İhya-ül Umuddin'i psikolog gözüyle. Ben maddeleri özetledim. Bu da psikolojinin burası buraya giriyor dedi. Sonra dedi ki hocam, yıllarca tahsili gerek yok ya. Bu İhya yeter demiştim Mehmet o zaman. Evet, İhya tam bir psikolog tabii. Gazali müthiş bir psikolog. Allah razı olsun. Amin. Hocam vaktimiz doldu. Aslında söylenecekler bitmedi. Allah razı olsun ama güzel bir sohbet oldu. Nefis terbiyesi üzerinde konuştuk değerli dinleyiciler. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bu zamanda nefis terbiyesi, bu nefis zamanda, tezkiyesi üzerinde konuştuk. Daha konuşulacak bir konu. Gündeminize alın inşallah. Gündemimize alalım bu konuyu. Çünkü